Avru, kıyıya vurmuş yüzlerce ölü balığı gören herkes dehşete kapıldı. Aşırı böyle bir ölü balık kokusu var. Koku dehşet bir şey yani. İnsanlar yürüyemiyor burada. Son dönemlerde zaman zaman kirlilikle gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'nde son günlerde o kirlilik daha da arttı. Kokudan nefes alan bir duş. Kıpkırmızı olmuştu göl yani. Önce suyun rengi değişti, ardındansa kötü bir koku yükselmeye başladı. Bu durum bölgede yaşayanları hem rahatsız hem de tedirgin etti. 2-3 gündür bu başladı bu. Demek ki bir yerlerden ya bir akıntı var ya bir şey var. Biz sürekli geliyoruz buraya. Bugün gerçekten çok iğrenç bir koku var. Yemek yemeye geldik zaten, zar zor yedik. Gölde o kirlilik devam ederken dün akşam saatlerinde gölün yakınına gelenler inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Çok sayıda ölü balık ve yengeç kıyıya vurdu. Önceden yoktu böyle bir şey, balık tutuyorduk vesaire, ama şimdi ölü olduklarını gördük. Gördüğünüz gibi şu an bir sürü ölü balık var, yengeç var. Biraz önce ileride baktım, bayağı var ölü. Rengi kahverengiye dönen suyun içindeki ölü balık ve yengeçler ekipler tarafından toplandı. Göldeki ölü balıklar ve yengeçler sabah saatlerinde ekipler tarafından toplandı ama sudaki kirlilik hala devam ediyor. Sudan kötü koku yükselirken bulanıklık da net şekilde görülüyor. Müsilaj gibi, aynı onun gibi başladı. Ondan sonra işte dediği gibi ölü balıklar çıktı. Ölü balıklar çıktıktan sonra şey yaptı, topladı ekipler. Ondan sonra hiçbir bilgi veren yok. Nedir ne değildir belli değil ama. Herkesin aklında aynı soru vardı. Balık ve yengeçler neden öldü? Bu hayvanların bu şekilde ölmesi yani bizim içimizi sızlatıyor yani. Beklentimiz bu işe bir çözüm bulmaları. Bu fabrikalardan atıklar var, ne varsa yetkililer bununla bir ilgilensinler. Biz burada bu halleri görmek istemiyoruz ya. Bu gölün temizlenmesini istiyoruz.